Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yeni yıla burcunuzda meydana gelecek güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Ocak'ta yengeç burcunun 11 derecesinde dolunay meydana geliyor. Doğum gününüz özellikle Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı ise bu dolunay sizin için çok daha önemli bir hale gelebilir. Genel olarak Ocak ayı güzel enerjiler taşıyor. Özellikle su grubu burçlar, toprak grubu burçlar büyük destekler alıyor gökyüzünden. Siz de bunlardan birisiniz. Balık burcundaki Neptün'ün de dolunay sırasında burcunuzdaki Ay'la, Oğlak burcundaki Güneş'le, Venüs'le güzel etkileşimleri var. Bu da kendinizle ilgili bazı hedeflerinize, uzak hedeflerinize ulaşabileceğinizi, daha önceden başlamış bazı girişimlerin iyi sonuçlanabileceğini işaret ediyor. Ruhsal enerjiniz, duygusal enerjiniz, yaratıcılığınız çok güçlü Neptün sayesinde. Özellikle akademik konular, hukuksal kavramlar, yurt dışı ile bağlantılı işlerinizde şu dönemde önemli adımlar atabilir, bazı güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Uzak seyahatler veya ruhsal bazı gelişimler gündemde. Maneviyatın güçlendiği, farkındalığınızın arttığı, hayata bakışınızın çok daha derinleştiği bir dönemdesiniz. Kuşkusuz bu hem kendi hayatınız hem çevrenizdeki kişilerin hayatında da önemli yansımalar bulabilir. Evet, Güneş, Venüs, Plüto, Satürn, Oğlak burcunda ilişkiler evinizde güçlü hareketler var. Akrep burcundaki Mars'ın ve Jüpiter'in pozisyonu özellikle aşk hayatınızı şu dönemde çok daha enerjik hale getiriyor. Ve Mars ve Jüpiter'in Oğlak burcundaki Güneş, Venüs ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar, ilişkiler, aşk, romantizm, evlilik, partner ilişkilerinde de hoş etkilerle beraber sizi destekleyecek gibi. O nedenle Ocak ayını iyi değerlendirin. Bazı amaçlarınız, hedefleriniz varsa rahatlıkla girişimde bulunabilirsiniz. Burada hayallerinize kavuşmanız duygusal anlamda da romantik anlamda da mümkün görünüyor. Tabii çocuklar, hamilelik, doğum gibi konularda da güzel hareketlilikler Jüpiter sayesinde, Jüpiter'in desteği sayesinde gündemde olabilir sevgili yengeçler. Evet, ayın 11'inden itibaren Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Uranüs hemen ayın başında Koç burcunda ileri harekete dönecek ve 13-17 Ocak aralığında Uranüs'ün Oğlak burcundaki Güneş ve Venüs'te dik açısı var. 17 Ocak'ta da ilişki evinizde yepyeni bir yeni ay doğacak. Oğlak yeni ayı. Uranüs etkili bir yeni ay. Bazılarınız doğum haritanızın aldığı etkilere göre Uranüs'ün verdiği enerjiyle ilişkilerle ilgili özellikle uzun vadeli işbirlikleri, sözleşmeler, anlaşmalar, partner ilişkilerinde bazı yenilikler yapmak isteyebilirler ya da özgürleşmek isteyebilirler. Uranüs şu dönemde bir şeyleri değiştirmek ve yerine yeni taze enerjileri katmak isteyebilir hayatınızda. Tabii ki sürpriz ilişkiler de gündeme gelebilir bu dönemde. Bunlar iş birlikleri de olabilir, partner ilişkileri de olabilir sevgili yengeçler. Evet, artık ay ortalarından itibaren Venüs'ün Kova burcuna geçtiğini görüyoruz. 18 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek. 20 Ocak'ta da Güneş Kova burcuna geçecek. Bu geçişlerle beraber sizin de ilgi odağınız biraz daha hani para konularına, kişisel kazançlarınıza, hisseli paralara, paylaşımlara doğru yönelebilir. Ay sonunda Oğlak burcundaki Merkür'ün Uranüs, Jüpiter'le, Plüton'la, Neptün'le güzel etkileşimleri var. Bazı işbirlikleri için, anlaşmalar için, sözleşmeler için, kontrat imzalama gibi örneğin hizmet aldığınız kişilerle yenilenecek bazı anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Bunlar için oldukça verimli günler. Ay sonunda ay tutulması meydana gelecek. 31 Ocak'ta Aslan Burcu ay tutulması bu önümüzdeki süreci etkiliyor. Daha çok Şubat ayında bunun etkilerini görebiliriz. Para evinizde meydana geliyor. Zaten ayın son günlerinde Aslan Burcu ay tutulması ve ardından Şubat'ta yaşanacak olan Kova tutulmasıyla beraber kazançlarınız, para durumunuzla ilgili güçlü etkiler altında olacaksınız. Burada yeni kapılar açılabilir size. Bunun detaylarını önümüzdeki ayın yorumlarında konuşacağız. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.